Efendim dün önemli bir konuğumuz vardı burada biliyorsunuz hem benim hem de Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın Mehmet Zeki adlı önemli bilgileri aktardı. Biz de genel olarak şöyle bir o görüşmeyi derledik, topladık, sizlerle paylaşalım. Tapu ve kadastro işlemlerinde dijital döneme geçildi. Binaların üç boyutlu röntgeni çekildi. Elde edilen bu görüntüler mülkiyet bilgisiyle entegre hale getirildi. Böylece bina ile ilgili tüm bilgiye Tek bir tıkla ulaşmak mümkün hale gelmiş durumda. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki adlı yeni dönemi dediğim gibi Habertürk yayınında anlattı. Biz bu mimari projelerin hepsini tutup dij dijitalleştirdik, 3 boyutlu hale getirdik. Bir bina ve her katı artık üç boyutlu hale geldi. Siz oraya gittiniz ister numarasını girin, isterse hangi kattaysanız katmanı tıklayın sizin dairenizin, Görüyorsunuz tapu ve kadastro işlemlerinde dijital döneme geçildi. Binaların üç boyutlu röntgeni çekildi. O görüntüler mülkiyet bilgisiyle entegre edildi. Önce mülkiyet bilgileri bunları çakıştırdık. <laughs> mülkiyet bilgileri de sonra bu binalar hangi adada, hangi parselde, hangi ilçede, mahallede olduğunu burada Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki adlı yeni dönemi haber Türkiye'nin de Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'ya anlattı. Yeniliklerden biri de QR kodlu tapu ...verdiğimiz tapularda QR kodlu olacak... ...siz tıkladığınız zaman... ...QR kodda bütün binanızın... ...dairenizin etrafıyla... Ile, ...içiyle her şeyle görme imkanına yani Semtim... ...diyelim ki şuradaki dairedeki... ...kaç kişi oturuyor... ...ne zamandan beri oturuyor... ...kiracı mı, ev sahibi mi... ...bu bina ile ilgili bir riskli bölgede mi... ...kentsel dönüşüm alanında mı... Efendim ...bununla ilgili herhangi bir... E, ...nizalı bir durum söz konusu mu... Yedi ...bunları artık alalım. tek tek hepsini bir çırpıda bir tıkla görme imkanına sahibiz. QR kodlu tapu doğal afet yaşanması durumunda bilgilere ulaşılması aşamasında da büyük kolaylık sağlayacak. Depremden önceki duruma ulaşamadığınız için deprem sonrası hak sahibi kimdir? Değerlenme bu şeyin kıymet takdiri nasıl olacak? Kimler oturuyordu? Allah korusun bir cam kaybı varsa kimler oturdu belli olmadığı için veya entegre edilemediği için bunlar tespit edilemiyordu. Ama böyle bir sistemin hayata geçmesinden sonra artık siz hepsini bir çırpıda ulaşma imkanını elde edeceksiniz.